Çok değerli mesai arkadaşlarım. Mesai arkadaşlarım deyince belediyede çalışanları kastetmiyorum biliyorsunuz. Sizleri kastediyorum. Ben hep muhtar kardeşlerimize, milletin iradesiyle seçilmiş gelmiş arkadaşlarımıza mesai arkadaşlarımız diye hitap ederim. Ve şuna da inanırım, her zaman da bunu söylerim. Millet iradesiyle gelen, yani milletin seçtiği kurumlar, bunun içinde muhtarlar da dahil, her şey daha saygın olmalı, daha itibarlı olmalı. Çünkü orada millet iradesi var. Eğer demokrasi diyorsanız, millet iradesinin tecelli ettiği yer kıymetli olması lazım, saygın olması lazım. Biz bu anlayıştayız. Buna da dikkat ederiz Allah için. Hemen öncelikle şunu belirteyim, biliyorsunuz çok değerli Cumhurbaşkanımız sizler için 19 Ekim'i Muhtarlar Günü olarak ilan etmişti. O Allah için büyük bir insan. Bugüne kadar muhtarlarımızın günü falan yoktu şimdi doğrusu. O bir eksiklikti yani. Seçimle gelmiş, seçilmiş insanların ülkede bir gün dahi olsa bir günlerinin olması lazımdı. Onu düşündü, 19 Ekim'i muhtarlarımızın günü olarak ilan etti. Biz de bu vesileyle beraber olalım dedik. Geçen hafta Cuma günü biliyorsunuz Büyükşehir Belediye'miz sizlerle beraber olmuştu. Bugün münasebetiyle biz de bugün sizlerin muhtarlık gününü kutlamak, bir arada olmak için buradayız. Hepinizin muhtarlık gününü kutluyorum. Allah sizlere sağlık versin inşallah. Kaza bela vermesin. Çocuklarınızla beraber, ailenizle beraber inşallah sağlıklı, mutlu bir hayat nasibi müyesser eylesin inşallah. Makamlar, görevler, gelir gider, kalıcı olan dostluklar. Ben hep derim ya, bir toplumun içerisinde kendinizi rahat hissediyorsanız orada muhabbet vardır. Orada gönül dostluğu vardır. Eğer rahat hissetmiyorsanız, yani kendinizi diken üstünde oturuyormuş gibi hissederseniz orada muhabbet yoktur. Orada riyakarlık vardır. Ama şunu da Allah biliyor ki, kullar da sizler de biliyorsunuz ki iyi şeyler yaptık. Bu hiç mübalağa değildi. 100 senede yapılamayanları 4,5 senede yaptık. Hiç. Bu mahallelerimiz yüzlerce seneden beri vardı. 2014'te biz oralarda dolaşırken çocuklarımız naylon terliklerle çamurların içindeydi. Bugün çamura basan yerimiz kalmadı Allah'a şükür. Son iki buçuk aydan beri biraz sıkıntılı bir durum yaşıyoruz. Biz bunların tümünü ihale etmiştik ve mevsim bitmeden de bitirecektik. Ama şu sıkıntılı dönem müteahhitlerde bize sıkıntı getirdi. Müteahhit arkadaşlarımızın bir kısmı bıraktı, fiyat artış oldu falan diye. Bir kısmı ekip temin edemedi, bir kısmı malzeme alamadı. Dolayısıyla ufak tefek aksaklıklar oldu. Bir kısım yerlerde ciddi fiyat artışlar yaptılar. Mesela şu asfaltta kullandığımız zift var ya, zift, bütün deriz biz ona, zift bir sene evvel 400 liraydı tonu, şimdi 3000 lira. Adamlar hiç ortada bir şey yokken böyle fiyat artışı yaptılar. Neredeyse bize asfalt yapamayacak hale getirdiler. Ona rağmen gene de yaptık Allah'a şükür. Neredeyse %90-95'i bitti. Çok bir şey kalmadı. Onlar da inşallah Allah'ın yardımıyla biter. Ama piyasadaki sıkıntılardan dolayı ufak tefek gecikmeler var. Bundan emin ol. Onun dışında zaten bu işler bitmişti.
Bunu mahallelerimizdeki arkadaşlarımıza da size zahmet intikal ettirin. Yani bu piyasa şartlarından dolayı müteahhitlerimizin bir kısmı maalesef işi bıraktı. Dayanamadılar. Aynı şey başka binalarımızda oldu. Mesela Down sendromlu çocuklarımız için yaptığımız merkezde müteahhit bıraktı gitti. Halbuki parasını peşin alıyordu. Yapamadı yani. Kaldıramadı. Böyle ufak tefek eksikler oldu ama onları inşallah tamamlayacağız hep beraber. Esas olan şu arkadaşlar, kardeşliğimizi bozmayalım. Fitne çıkartmak isteyenler olabilir. Özellikle köylerden dönüşen mahallelerimizde. 3-5 tane adayı çıkabilir. Siz benden iyi bilirsiniz, oralarda hep birbirimiziz değil mi? Tatsızlık olmaması lazım inşallah. Sabırla gider. Yanlış söyleyenlere bile kulak asmayalım. Sonuç itibariyle oradaki insanlar hep bizim insanlarımız. Kavga ortamına taşımak isteyen olabilir. Fitne çıkartmak isteyen olabilir. Ama sabırla gitmemiz lazım. Onun için böyle güzel güzel, tatlı tatlı, güzel bir seçim geçirelim. Kahramanmaraş'ımıza, mahallelerimize yakışır bir seçim geçirelim inşallah. Şunu da söyleyeyim. Bazen böyle karıştırmak için söyleyen olabilir. İşte Başkan Bey falanı destekliyormuş, Başkan Bey şunu çıkartmış. Bunlar doğru değil arkadaşlar. Doğru değil. Biz bugüne kadar hiçbir muhtar arkadaşımızın seçimine müdahil etmedik. Çünkü o mahallede yaşayan insanların tercihi kim olursa bizim başımızın tacıdır. Bunlara inanmayın. Allah için öyle bir herhangi bir şeyimiz yok. Sen falan yere git de aday ol, biz seni destekleyecek. Böyle bir şey yok. Olamaz yani. Ama bunu söyleyenler, aramızda sıkıntı çıkartmak isteyenler olabilir mi? Olabilir. Onlara itibar etmeyin. Çünkü bazen böyle karışıklıklardan istifade etmek isteyen insanlar çıkabilir. Onlara fırsat vermeyeceğiz inşallah. Biz de inşallah Allah ömür verir, tekrar çalışır mıyız, çalışmaz mıyız bilmiyorum. Kısmet inşallah. Hepimiz için de bu böyle geçer. Her şeyin bir başı bir sonu var çünkü. Kazanırız, kaybederiz. Yani bir travma geçirmeyeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak kaderimizde böyle bir şey, bir imkan vermiş diyeceğiz. Bitecek. Onun için güzel bir seçim geçirelim inşallah. Şurada işte 4 ay, 4,5 ay gibi bir süre kaldı. Zaman da çabuk geçiyor. Ama şunu söyleyeyim, sizler de bizler de 4,5 senenin içerisinde 4,5 gün tatil yapmadık Allah için. Çocuklarımla beraber, ailemle beraber 4,5 gün bir yere gitmedim 4,5 senede Allah için. Ne cumartesi, ne pazar, ne bayram, ne cuma, hiç. Bir taş daha koyalım inşallah, bir taş daha koyalım inşallah diye. Da bize hizmetlerinizin yanında bize her zaman abilik yaptığınız nasihatlarınızla bizleri şöyle yapalım mı? Böyle yapacağız herhalde. Tamam, peki. Şöyle Mehmet abi. Fark etme. Tut şöyle ucundan. Arkadaşlar, Sayın Başkanıma ne verse kaldır. Tabii arkadaşlar, günün anlamı çok teşekkür ederim. Başkanım ama sizler 4,5 yıldır bize her zaman hizmetlerden, fiziki hizmetlerden ziyade abilik yaptınız. Biz her zaman siz bizim gönlümüzde varsınız. Her zaman da olacaksınız. Allah size de başarılar versin. Çocuklarınızla, evlatlarınızla, torunlarınızla, çalışanlarınızla beraber sağlık, selamet versin başkanım. Bizler sizin her zaman yanınızdayız. Allah sizi de var etsin. Amin. Allah'a nasip etsin. Her zaman daim etsin Sayın Başkan. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.